Kife 1B'den herkese merhabalar. Merhaba Faik, nasılsın? Moralim Bu bozuk. <laughs> bugün ben de aynı e, durumdayım ve bugün sokakta yürüyüş yaparken bir bel tura girdim, kafe, kahve içmeye. Orada çocuk Cadde vardı. Dede mi? Ha, caddede değil, sahilde. Sahilde. Ee, çocuk da hasta fenerli, beni de iyi tanıyor. Abi dedi, sinirden çalışamıyorum bugün <laughs> dedi. <laughs> Haklı ya. Haklı <laughs> çocuk yani e, herkese ona ben de söyledim yani sokakta dedim iki çocuk yani kasten kasten yenildik dediler birkaç kişi de durdurup beni de hani bu, bu kupa derdinden kurtulduk böylece. E, yani öyle bir muhabbet geziniyor. E, Beşiktaş'ta kere oynayacağız da yok bilmem ne de Beşiktaş'ta. Yıpranacağız akşam. da falan. Evet Beşiktaş sanki eleyecekmiş gibi bu akşam falan. Neyse yani bugün çarşamba bu arada. Ee, e doğru. dünü bekledik. Dün dün günümüz aslında ama yani. akşam maç varken çeksek kimse bizi seyretmezdi yani. Onun doğru, için atılıyor, bekledik. Sana. Ee, şimdi burada tabi neyse bunları konuşacağız. Ee, i̇nsanlar bana e, kastem yenilik deyince ben de iki çocuk sokakta maç yapsa biri sarı lacivert giymiş olsa onun yenmesini isterim dedim. Yani benim için pervasız galibiyeti önemliydi. Yenileceksen de bir sıfır yenilir. Penaltılara bırak senin dediğin gibi. Demin ee, yani ya bunları bir... bunları konuşacağız Her ya, ama maçı. benim görüşüm Fenerbahçe hiçbir maçı kaybetmek için çıkmaz. Çıkmaz doğru, Çıkmamalı. Öyle bir şey de olduğunu zannetmiyorum zaten maç şeyine çok kısa analiz yapacağım kupa maçını çünkü elendik pek bir numarası yok. A evet, Daha katır. detaylı şeyi konuşuruz Kasımpaşa maçı önemli bir maçtı. Evet. Ama önce çekilişi yapalım diyor. Valla önce çekilişi yapalım çünkü şöyle bir. Zafer'in rengi Zafer'in rengi filmi bu dağıttık. Evet. 11 Mart'a kadar geçerli. Yani şurada bir 12 gün kaldı. Bize bu, bunun altına, işte kazanan kişi hemen bizimle ilişkiye geçerse bu akşam, yarın biz evet. hemen kargolayacağız iki biletini ve 11 Mart'a kadar gitmesi lazım. Katılıyorum. Çünkü ondan sonra geçerli değil bu şey. Dediğimiz gibi bu linke gidecek ve oradan bu sinema zincirinin kendi şehrinde, kendi semtinde olan sinemasına gidip kuponları verip bilette de değiştirecek. Geçen Aynen. sefer anlatmıştık. Forma çekilişi sonra konuşuruz. Önce bir e, çekilişimizi yapalım. Tamam. İsimleri ben girdim. Şöyle. Bunlar geçen hafta koment yazan. Geçen hafta bize yorum yazan arkadaşlar. 39 kişi. Cevaplarla falan veya iki kere yazanlar oluyor. Onlarla 44 olmuş. Şuraya kopyalayalım. Basıyorum valla. Tamam. Ama daha yuvarlak çıkmadı. Bende dönüyor görünüyor. Yok. Biz görmüyoruz ama neyse. Sen görüyorsun. Görüyorsunuz iyi. baştan yapalım. Şimdi geldi mi? Hayır. Ha şimdi geldi. Tamam. Dönüyor. Yani hızlı hızlı dönüyordu, yavaşladı. Bu solda da işte bir buradaki 39 kişi var. Onu da şöyle göstereyim ki. Evet. Serdar Gürcan arkadaşımız. Tebrik ediyoruz. Hemen. Tebrik ediyoruz. Hatta Ay, bu fotoğrafı da buradan alalım. Bizde derhal e, geçerse e, ilişkiye biz de kendisinin biletlerini göndereceğiz. Sevdiği biriyle a, ya bir arkadaşıyla gitsin diyelim. E, Ve keyfini çıkarsın filmin. Çok keyfini güzel çıkarsın. Ben e, geçen programdan biri gördüm filmi. Hmm. E, ailece gittik. Eee Beğendik, çok beğendik. Yani sadece Fenerbahçe filmi olmadığını gördük bir kere. Yani Kurtuluş Savaşı'nı o dönemdeki İstanbul'u anlatan ki çok az bilgi var o dönemle ilgili. Bize tarih kitaplarında pek okutmadılar o kısmı. Yani İstanbul işgal edildi geçici olarak sonra attık falan filan diye anlatıldı. Öyle değilmiş. İnsan orada 5 yıl zulüm ya, filmlerde aldı. Filmlerde çok gördük onu da yani vatanım sensin de filan da vardı bu da. Evet. Denizli şeyler ama buradaki olay yani ben de çok Fenerbahçe filmi diye gördüm aslında açıkça söylemek gerekirse e, çünkü devamlı bir tek Fenerbahçe'nin maçları vardı sarı lacivert forma vesaire o bakımdan şeydi ve bu da bundan sonra e, insanlara e, bu Harrington yani, Cup. kap e, iki anda. versiyonu var bu formanın lacivert yakalı var enine huplu var çizgili var biz bunu aldık çünkü Harrington Cup filminin finalinde o finalde bu beyaz yakalıyı giymişler. Filmde evet. bu dikkatimi çekti benim de. Onun için bunu bütün takımdan inşallah imzalı olarak hediye edeceğiz bugünkü fotoğrafınızı. Yani bu arada. Evet. Bugünkü programımıza yorum yazan arkadaşlar arasında yapacağımız çekilişte deyip bu konuyu geçiyorum. Evet, evet. Nkd görev değişikliği. Bugün bir ilginç bir gelişme oldu. Vardan sorumlu MHK başkan vekili e, Tolga Özkalfa eski hakemdir kendisi de istifa etmiş. Ben Türkiye'de istifa makamının geçerli olduğunu henüz bilmiyordum. <laughs> Hala geçerli olduğunu bilmiyordum. Affını dilemiş herhalde. Affını dilememiş, direkt istifa etmiş. Yani herhalde mektubu çakıp kaçtı. Helal olsun. Her acaba yani, si Tebebi direkt... çıkmadı ama çıkar. Birkaç gelecek program vardı, konuşuruz diye düşünüyorum. Yerine Doktor Cem Satman getirilmiş. Galatasaray Sözlük'te Cem Satman için yazanlar. 12 Nisan 2010 tarihinde yazmışlar. Demi Ayrıca eksi, ekşi, sözlüğe falan da bakabilir insanlar. Yani Galatasaray'la bir, bir Galatasaraylı daha gelmiş yerine yani. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bu konuyu geçiyorum. Bir bu Icardi olayı var. Skandal bir şekilde normalde salı günü toplanan profesyonel futbol e, ceza kurulu Alelece pazartesi günü toplanıp öğleden sonra da tahkim yapıp Galatasaray otobüsünde bir maç cezalı ikardi diye. Tabi bunun böyle yapılması neden tedbirsiz olarak e, verildiği için oynayacaktı Antalya Spor maçında ama Beşiktaş maçında oynayamayacaktı. Bir kere bir, 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 maç ceza vermişler. Normalde edeple ilgili şeyler 3 maçtan başlıyor. Küfür etmek gibi, bu hafta sonu Vinicius'a verilmeyen gibi. ...hakemin suratına üç kere fuck off deyip de... ...ondan sonra... E, arkasını dönmesi ağız yan hakemin gibi. Ağız okuyucu çıkarmışlar... ...ya böyle demiyor başka bir şey diyor yani... ...saçma yani sapan. Biz, de, biz öbür türk, yani ...televizyondan öyle gördük biz bilmiyorum... ...ağız okuyucu falan, teknoloji çok... ...onlar yapay zeka ile başka şeyler ...söyletirler de biz gördük sessiz olarak... Ee, ...diyelim ve... ...dursun Özbek işte... Dün yine. Yani çok hareketli gündem. Dün e, basın toplantısı yapıyorlar. İşte yeni bir sponsor açıklıyorlar. Sponsorlarda 50 milyon euroyu yaklaştık diyor. Yanından biri geçtik diyor. Geçmiş tebrik ederim falan diye. Bir sürü eyyam, saçmalık arasında işi gücü bıraktı. Bu Bunları söyledi. Hı. Ve herhalde bir veya bir buçuk saat sonra Aziz Yıldırım, yani Fenerbahçe'den beklerken biz tepkiyi Aziz Yıldırım Böyle bir e, durdurup baksın arkadaşlar. çok sıkı bir cevap verdi yani aslında yönetime ve Ali Koç'a sahip çıkmış oldu ama herhalde çok fazla yani erkek biliyorsun sigortası erken atar başkanın bekleyememiş yani kulüpten ne gelecekti kendisi kendi işini kendi görmüş ama yani bayağı sıkı sözler var ve çok ağır henüz bu akşam Türkiye saatiyle beş buçuk falan gibi çekiyoruz başladık programa yani en yüzme cevap gelmedi buna. Bir cevap daha Galatasaray'dan. Evet, sinek ikili lafı da çok enteresan. Evet, en değersiz karttır biliyorsunuz yani pokerde falan. <gayet>, Gayet güzeldi evet ve Ankara Gücü maçı. Şimdi şimdi ben kadroyu gördüm. Hocam bu nedir dedim yani. yani i̇lk aklıma gelen hocam bu nedir. Tamam yedeklerle çıkacağız. 7 8 değişiklik yapmış. Cengiz'in yerine ee, yanlış mühendislik, kadro mühendisliği yapıldığı için bana göre devre arasında doldurdular stoperleri. iki stoper, üç stoper falan alındı. <laughs> Ama orta sahayı boşalttılar. Crespo'yu yolladılar. Ryan Kent'i yolladılar. Açıkta bir tek Cengiz'le İrfan Can kaldı. Tadic'i mecbur oynatmış. Çünkü Tadic'i oynamazsa kim takım toparlayacak? Batu Şahin'i oynaması normal. Zaten Avrupa Kupası maçlarında, elemelerde falan... Serdar biraz tuhaf geldi bana. Bonucci tamam maç vermemiz lazım. Ee, bir de uzun top oynayabiliriz diye düşünmüş olabilir. İyi oynadığı için Bonucci. İrfan Can kare tamam. Gerçi oyunu o kadar tamam değildi bana sorarsan. Yok kötü bir kalecilik örneği verdi bu maçta. Evet yani, yani bugüne kadar gayet iyiydi. Ama yani ilk golde hani biraz öndeki adama çarpıp bombe oldu top. Ama ikinci golde yer yani göstereceğim birazdan. Bir kere buradaki en büyük skandal. Tamam yedeklerle çıkmış. Bu diyor ki ya ben kupadan elensem bile benim hedefim var. İki tane hedefim var. Türkiye Ligi zaten büyük hedefimiz. Anlıyorum. İkincisi de Konferans Ligi bayağı para getiren, prestijli bir şey. Dünyada Fenerbahçe adı geçiyor. Gördüm çek kura çekilişini falan gördük. Yok. O da e, ben onunla ikili görsel koymayı unuttum. Herkes biliyor. San Giulaz diye bir takım çektik. Belçika ligini geçen sene birinci bitirmiş ama şampiyon değil. Onlarda da playoff var. Şu anda da açık ara lider giden bir takım. Çok iyi bir takım ve aynı zamanda İngiltere Premier Lig'deki Brighton Hove Albion'un aynı sahipleri ve onun pilot takımı. Geçen yıl oradan 3 oyuncuyu çekiverdiler. Şu anda Brighton'da oynuyorlar Premier Lig'de. şimdi de çok iyi 2-3 oyuncuları var. Seneye onlar da Brighton'a gidebilir. Öyle gazoz bir takım değil. Ben yani kurada bir tek o çıkmasın kim çıkarsa çıksın demiştim. Zaten Villa falan onları çekemiyoruz. Alttan playoff oynayanlardan birini çekiyoruz. Seri başı olduğumuz için. En kötüsü geldi. İlk maçta dışarıda göreceğiz. Ama zaten iddia olacaksa bir herkesi yenmen lazım. Zaten bunu elersen artık Villalar, Milalar çıkacak karşına. Ne çıkacağı? Ayaksın yenmeyeceği onları. E, Ayak senersen Ayak çıkacak bu karşına yani. O da <laughs> O da çok iyi değil. Beni yemeleri çok hoşuma gitti benim vallahi. Ben Ajax çıksın şu bakımdan isterdim. Köklü bir kulüple oynardık. Tamam. Bize eleme ihtimali var ama bunların daha çok var. Yani bunlar Ajax'ı geçebilir çünkü Liverpool'u yendiler. Real Betis'i elediler bir önceki turda. Yani bunlar öyle hani adı duyulmadı. Biz adını duymadığımız için eskiden hani Anderlecht, Lokeren, Beveren'di. Ama yani yükselen Hiç, bir kulüp. Şey, hiçbir zaman bir Fenerbahçe değil yani boşver. neyse. Yok ]yse. değil isim olarak değil. O yüzden bunlar geleceğin Ajax gelse bence daha iyi olurdu da. Daha isimli bir maç yapardık. Neyse. Hocam bu Osayi Semyon'un sol bekte ne işi var? Ya? Hiç oynamışlığı yok. Mert Müldür oynadı sol bek. Milli takımda oynadı ya bu geçen Avrupa Şampiyonası'nda yani rezil kepaze olduğumuz. Sol bek oynadı. 1-2 maç. İsviçre maçında oynadığını kesin hatırlıyorum da. Zaten bir maçta daha yarı devre oynadı. Mert Müldür orada oynayabiliyor. E, Ferdi varken Mert'e sola koy. Madem Ferdi'yi oynatmak istiyor. Dinlenmek istiyor. Tamam dinlendirmek istiyorsun. Niye o sayısı? Rezalet oynadı solda. Yani gerçi bir tane bana göre per penaltı kazandı. Vermediler ama e, Mert de sağda kötü oynadı. Her zamankinin altında oynadı. Cengiz çok kötüydü. Sonra bu değişiklikleri yaptı. Hala Merdi sağda, Ferdi sola aldı bu sefer. Çünkü olmadı. O sayı çıkardı. Bence çok yanlış bir değişiklik. Mert Hakan'ı koyması tamam. Orta sahada pek top yapamıyorduk ama Ferdi'yi bırak yerinde Mert'le yerini değiştirin. Niçin çıkartıyorsun o sayı Samuel'u? Sürekli adamın ikinci yarı bastıracağız, önde oynayacağız. Belli. E, İlevi'yi evet. tek top attıklarında o Alisova... ...bir kişi dönüp koşup yetiş yetişebilir ona. O da o istemiyor ...onu çıkardı. Üçüncü golü öyle yedik zaten. Yani o, o hızda bir adam yoktu. Ee, Serdar Dursun'u koydu. Yani bence... ...çok elementer hatalar. Sonra... ...Osterbold'u iyi aldı. Mert'i... ...sağda tutmaya devam etti... Cengiz'i aldı. Çünkü Cengiz çok kötüydü ama artık maçın sonlarına doğru. Yani Cengiz'e nasıl tahammül etti ya? Bir kere Cengiz bütün maç boyunca geriye doğru düz gelmiyor. İkincisi topu ayağına aldığında kenara git diye bağırıyor. Yani çizgiye git. Orada buluş topla ki yüzün kaleye dönük olsun. Birkaç kere uyardı kenardan İsmail Kartal ve dinlemedi. Sürekli içeride almak istiyor topu ki bir çalımla kaleyi karşıdan görsün. Yani benim fikrim kendine oynuyor bu oyuncu. Arkadaşlar maçın özetini falan hepsinde seyredebilirler. Herkes çekmiştir diye düşünüyorum. Şimdi burada neymiş? Ee, bir top. Top onlarda bir pas yapıyorlar. Buradaki oyuncumuz Krunić burada kalıyor. Çünkü biz ön baskıdaydık. Bir şekilde topu kapamayınca başka kimler var? Yani İsmail de galiba buralarda. En burada Bonićçu var. Yani buradan çok iyi çıkıyorlar. Bak birdenbire dört oyuncu düşüyor. Burada kalıyor Serdar Aziz Bonucci. Şu andaki kadrajda Kronic ile orta saha oyuncuların İsmail ileri, ileri görevlerdiler. Ya bu adam senin bir tanesinin en azından asli görevi şuraları tutmak değil mi? Yani bir garantisi mi var Ankara yüzünden önünde basıp kapıp da gol atacağının? Yok. Yani biraz dikkatli oynayın. Böyle gidiyor gidiyor ve bunlar da bir tanesi de gidip yıkmıyor. Bir tek Şimanski yetişiyor. Şimanski forvet evet. arkası oynuyor Feruk. Şimanski yetişiyor ama hala yok İsmail'le. Yani, sırtından bir dokundu orada sanki. Keşke herhalde. düşürseydi kırmızı almaz ki orada hiç şey var. Evet. Ya düşürmedi yani ya gücü yetmedi. O da koşuyordu yani ya, bak düşürmeye... Bu adam düşmeyince böyle gelip vuruyor. Yani böyle bir böyle bir yani böyle bir Birincilik olmaz yani Süper Lig'de da birincilik en yük, birinci kademe. Adam vuruyor. Şak. Bu peki evet. bu nasıl bir kol uzatmadır? Biz Galatasaray'ın attığı golde kaleci kolların çekti, çekti diye. Çekti, evet, evet, çekti evet, diye evet. şike var demiştik. Hatta iki evet. kere oldu bu. bu ya aynı doğru şey. kaleci elini uzatmadı doğru düz dedim. Ya buna şöyle uzanılmaz mı en uzadığı yere kadar? O zaman çıkarırsın evet. bunu yakınından geçiyor. Çok evet. öyle aman aman bir şut değil. İki ben ikinci golü gösterdim bu arada. Çünkü öbürlerinde fazla bir ilginç e, bir şey yok. Evet. Burada yine topu çıkarıyorlar. Yine ileride çok kalabalığız. Yine buradan Kroniç var. Çalımı yiyince bak tekrar aynı durum. Aynı şeyi başka bir taraftan göstermişim galiba veya tek, yok tekrar değil, başka bir açıdan. Bu işte dirseği ceza sahası içinde girmeye çalışırken çizgiye dirsek atıyor bu eee ıı, ıı, Kafkas oyuncular şimdi hangi ülkeden bilmiyorum. Dirsek açıyor ve yere yani çok kötü bu o sayı. Tamam. O sayı e. Bu hiç böyle idare edilip geçildi. Faul mar verilmedi. İkili doğru. mücadele böyle ikili mücadele olmaz. Ne demiş maçtan sonra? Antrenörümüz iddialı gelmiştik. E, pek kadro öyle göstermiyor hocam. Golü yapabilsek doğru. İlk 400 dakikada bir tane Cengiz'in kaçırdığı bir top var Tadiç'i mükemmel ortasına. Onda Cengiz be, vakti var. Beklese yerle beraber vursa yani yarım voley gibi istediği yere vuracak. Direkt voley vurdu. Eh girmedi. Hiç bize yakışmayacak bir tepki koymadan maçı bitirdik demiş. E, i̇yi de tepkisi. 90 dakika var kenardan senin tepki koymanısa Devre arası var. Yenik girmişsin içeriye. Abi İkisi niye sonra. herkes gördüğünü hoca görmez ya? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ya. Yani. yani biz mi salaz? Biz oğlum. Ya bugün iyi oynamadık meselesi değil. Tabii ki iyi oynamadık. Kasım Paşa maçında da çok, çok iyi oynamadık. Kabaat var da. Ya yani oynayan oyuncularda da bir kabaat var ama sonuçta hocanın da belli değişiklikler yaparak müdahale etmesi gerekir ya bu işe. Değişiklikler yaptı ama bence yanlış değişiklikler. Doğru yaptı. değişiklikler yaparak daha doğrusu. Takımın en hızlı oyuncusunu çıkartıp Ankara Gücü 2-0 önde sana kontrol tak yapacak. Sen en hızlı oyuncunu çıkarıyorsun. Kim geriye gidip yetişecek? Yetişemeyecek yani. Neyse benim fikrim böyle. Bunu detaylı, bu maçı direkt detaylı konuşmuyoruz. Çünkü esas lig önemli o hale geldi şimdi artık. Zaten doğru dürüst istatistik yok. Ne Opta ok veriyor. Hiçbir istatistik kanalı vermiyor kupa maçlarına. Uluslararası şeyler. Oralara yollamıyorlar bu şeyi. Kamera şeylerine. Dolayısıyla pek veri de yok üzerine konuşacak ama ben gözümle gördüğüm kadarını söyleyeyim. İlk koyduğum 3 hafta. Kadro yanlış. Değişikler yanlış. Son değişiklik de yanlış. Yani Ankara gücü de öyle eften püften bir takım değil yani. Hatay maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Şimdi bu acaba bu 3-0'lık ağır yenilgi. Seyircileri geçtim. Onlar zaten çok üzülmüştür de taraftar. E takımda oynayan oyuncular üzerinde bir etki yaratmamış mıdır? İşte Ceko hiç oynamadı böyle oldu diye düşünmemiş midir? Şimdi Ceko'nun oynamaması değil sorun da Ceko açısından. Hocam bak beni oynatmadın rezil olduk. Tadiç ya bu lider oyuncular Ferdi'nin yüzü allak bullaktı maçtan sonra yani. Girdi evet. emeğini koydu ama hava aldı çocuk yani. E bunlar hırsla oynayan sporcular. Kasımpaşa maçına gidelim. Kasımpaşa maçında da böyle bir kadro. Bu kendi sahamızdaki maç. Kendi sahamızdaki lig maçı. Konuşmadık tabii üzerine. Salı günü konuşacaktık. Biz ben unutmuştum kupa maçı. Sonra çarşamba olduğu anlaşılınca bir gün bekleyelim dedik. Ee, Ostavolde burada sürpriz. Ee, Rize'deki maçta da aynı şeyi yapmıştı ama Rize'deki maç çamur, ağır saha falan çok güçlü bir oyuncu yani. Bo Boğa gibi bir çocuk. Evet. Onu oynatayım. E şimdi onu stoperde oynatamam. Hani takımın fizik gücünü arttırayım. O zaman Ferdi'yi sağ alayım. Mostovalı Şimdi bundaki mantık hatası şu. Orada bir mantığı vardı belki de. Kendi sahanda halı gibi sahada oynuyorsun. Güllük güneşlik bir hava. Türbünler elli bin kişi dolu. Müthiş. Ben niye? Bizim şu anda mükemmel bir futbolla başladık değil mi bu sezon? 19'da 11'de 11. 12'de 15'te 15. Ve kimse bir çare bulamıyordu bize. En güçlü yanımız neydi? Soldaki Ferdi Tadiç birlikteydi değil mi? Takımın en güçlü yeri oydu. Bütün goller oradan geliyordu. Sonra takım düştü düştü düştü. Millet bizim nasıl oynadığımızı iyi kötü öğrendi. Sakatlıklar geldi. Fred'i kaybettik. Ama bizi bugüne getiren sadece iki puan gerideyiz. Yani bir maç gerideyiz. Onu da son maçta telafi şansımız var. En azından bu aşamada. Bizi maçları kazandıran şuradaki Ferdi Tadic hep işlemesiydi. Abi işleyen şeyi de bozma bari ya. Niçin bozuyorsun? Hani Rize'yi anladım. Ağır sağ, Güçlü tamam. Oster bu maçta bu arada kötü oynamadı. Ama Aynı şeyi dün Ankara gücü başında söyledim. Ankara gücü maçı sonlarına doğru bir tadiş ver bir pas verdi böyle. E, evet. Hep bilinen şey diyorduk ama yaptı ortasını. Adam geçti gitti ve yaptı ortasını. Yani kadro üzerinden söyleyeceğim. Bunlar Mert Hakan'ın oynaması normal. Eee yüksek, İsmail Yüksek ikilisi pek çalışmıyor. Crespo'yu da arıyoruz. Herkesi de arıyoruz. Fredi zaten arıyoruz. Fredi bence Fredi'nin artık dönmesi şart e, yani e, sakat yarım yarım. E, evet. Mert, Mert Hakan, Mert Hakan'ı oraya koyması iki, çok büyük katkı da yaptığı için Rize maçında iki gole katkı yaptığı için normal. Dedi ki burada çalışmaya orta sahayı ben biraz güçlü tutayım. Çünkü bunlar çok gol atıyorlar. Şimdi geleceğiz şeyler üzerinden. Ee, ne ya? Hepsi Kasımpaşa'nın adamlarında. Ben onu anlamadım. Ona, bu, bu aldığım site puan vermiş. Aa, İyi oynadılar evet. falan çok diye. 50. Ben ona yani, genelinde 6.95'e 6.59 vermiş. İki takım da çok beğenmemişlerdi. Neyse o önemli değil. O kadar benim, benim ben sadece kadrolar görünsün diye aldım ama biz tam da böyle oynamadık. Ama bu sefer benim hep kızdığım niye Kroniç önde İsmail arkada oynamıyoruz? Tamam top kaybediyor söyle kaybetmesin. doğru bu, bu doğru Çünkü, oydu, çünkü buradan oyun evet, Mert Hakan da onlara yardım edecekti sözde. Buradan hızlı geçişleri engelleyecek. Öyle de oldu. Ama biz kendimiz top yapıp çıkamadık ki. Onları çıkartmadık. Güzel görüntüler vardı bu arada. İşte yine Zafer'in rengi falan. Ee, şimdi bu kaçıncı dakikaymış abi? 11 12. 11. dakika İsmail bir top kapıyor. Yapması gerektiği gibi. Buradan da yardım almış. E, Kroniç'e veriyor. Bak Kroniç hakkında yuvalamalar falan filan oldu maçtan çıkarken. Bence Kroniç maçta gayet iyi oynadı. Bakarız puanına. Ben bakmadım ama Brise Spor maçında iki top kaybı bir top kazanma. Yani üç kere topa girmiş. Hatırlıyorsan geçen hafta bahsetmiştim. Bu maç öyle değil. Ayrıca top, top dağıttı. Sekiz oynadığında çok daha yarar. Buradan Tadic'i taşıyıp veriyor. Tadiç bunu alıyor. Ortalıyor. Mükemmel bir orta. Ben gol zannettim. Edin Ceko öyle bir indirdi ki Cengiz de oraya girmiş. Hep ortaya giriyor dedim ya. Geç kalıyor. Fakat bu ayağının Dur. arkasından çarpıp kalenin üstünden nasıl aşıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ya? İnanılır gibi değil ya. i̇nanılır gibi değil. Ya. falan dediler hatta. Ben futbolda hiç böyle bir şey görmedim. Tabii kasıt var diye söylemiyorum. Yani bir kadersizlik ama bunu direkt gol yazmamız lazımdı. Yani altı pasın içi değil burası kale çizgisi artık yani. Topa evet. girmişsin. Burunla dokunuver bitsin yani ne ayveliyip geveliyorsun. Böyle bir golden olduk. Neymiş bu? 13. dakika geldiler. Bunu e, bu çok iyi bir oyuncuları var ya Hayradinovic. Çok iyi oyun kurucu. Buradan bu Mamodu Fail var. Hızlı zaten uçak. Ona veriyor. O Aytaç'a bomboş bırakmışız burayı. Burası İsmail'in yeri. İsmail şurada. Hayır abi senin yerin 6 numara bu adamın olması gerektiği yer. Her neyse po pozisyon icabı olur. Buraya vuruyor ve iyi bir şut çıkardı. Allah'tan kaleyi bulamadı. Bulsa problem olur. Yani maçın daha başı. 22. dakika. Bu ikinci atağımız Buna Ciko çok güzel bir kafa vurdu. Direğin dibinden auta gitti. Şuradan gör görüyorsunuz. Herhalde gördünüz yani. Yani ben orada girdi zannettim. Öyle göründü televizyonda. Evet. Tam maçtaydın tabii. Biliyorum biz sizde nasıl Baş, görünür. Başta tabii tam bu kalenin hizasında bizim yerimiz. Yani kale çizgisine çok yakınız. E, siz evet. hiç anlayamazsınız. Acaba ben ağlara takılsın diye bekledim. ıskaladı ağları. O zaman anladım ki girmemiş. Neyse 35. dakika. Yani ilk yarıda bir şey yapamıyoruz. Üçüncü akınımız. Hani tehlikeli olan. Diğerleri kör dövüşü. Şimdi birazdan İkinci bölümünde programı şeyleri göstereceğim. Nasıl oynamış İsmail Kartal. Benim anlatmama gerek yok. Göstereceğim görsellerden anlayacaksınız. Bu maçın, maçı hatırlayalım diye koyduğum şeyler. Ostebol'da veriyor. Tadiç alıyor. Kroniç'e veriyor. Kroniç aradan şak görüyor musunuz? Ayak temiz çünkü. Tadiç'in önüne veriyor. Tadiç e, kontrol ediyor. Mert Hakan'a çıkıyor. Mert Hakan pozisyonuna baksana müthiş yani. Ve Tadiç o topu evet. oraya verebiliyor. Mert Hakan dönüyor ve vurabiliyor ve kimseye çarpmıyor ama yalayıp gidiyor. Ya yani bu da gol olabilirdi. Hani dedi ya İsmail Kartal maçtan sonra ilk yarıda o maçı bitirebilirdik. Doğru ama ama pozisyon sayımız az. Olan evet. pozisyonlar çok tehlikeli ama sayısı az. Halbuki hatırla o 7-1'lik, 5'lik maçlarda 2 dakikada var. bir pozisyon oluyordu. 3 dakikada bir pozisyon oluyordu. İşte o maçlar. Bu da işte 42. dakikada bu golü yiyorduk. Korneri yine kötü savunduk. Bir tane adamları var Foroza, Ekvadorlu. Ee, ee, o değil. O çıktı topa. Bizimkileri bozdu ama öbürü vurdu. Ee, i̇lk önce dışarı vurduk biz bunu. Ondan sonra içeri tekrar doldurdular. Bak burada iki tane Izbandur gibi oyuncular var. Biri zaten golü atacak. İkinci yarı. Öteki vurdu. Bu işte o 191'lik Ekvadorlu. Öteki vurdu. İlk olursa zaten gol olurdu herhalde. Livakovic onu çıkardı. Orada bizi maçta tuttu Livakovic aslında. Çünkü kaleyi bulan Topaz, ilk der, top defans oyuncusu bir, aynı zamanda değil mi? Bu defans oyuncusu stoper 24 yaşında Ekvador Milli Takımı. Berbat bir adamdı, berbat. Çok yani, iyi bir oyuncu ama. 3 tane kırmızı sarı kart görmesi lazım. Evet, başta. çok faullü oynadı. Ama demişler ki abi faullü oynayın e, yapabilirsiniz. Zaten Fener'e karşı olunca kimse kart göstermiyor. Yani <laughs> diğer maçları gören akıllı bir teknik adam öyle der yani. Göreceksiniz Doğru. yine verilmeyecek. Gerçi maçın hakemi çok da berbat değildi. Bu neymiş? 45. dakika. Bu bu 1 2 dakika çok sıkıştırdık. Bu buradan Tadiç bak Kadiç içeri gelmiş. Sonra Ceko onun yerini doldurmuş. Ceko aldı, içeri pas verdi Tadiç'e. Tadiç yani bunu nasıl tek Tadiç değil bu. Ee, bu bu Hakan, Mert Hakan. Mert Hakan. Ölce, evet. gemin köşeden yaladı. Bu sefer kalecinin üstüne gitti. Olabilir. Kaleyi buldu hiç olmaz. Bak aynı dakika. Tekrar ilerdeyiz. Tekrar e, bu sefer Os de adamını döndürüyor. İçeriye Tadiç'i bak. Tadiç artık burada fotoğraf çektirecek durumda. Ve düzeltiyor ya. Abi niye düzeltiyorsun? Senin sağ ayağın var, sol ayağın var. Buradan bir sürü golün var düzeltince yaklaşıyor. Yaklaşınca da vurunca adama çarptı. Yani ben bunu gol, gol yazardım yani. Adama çarpmadı. Out'u attı. Buradan ayağını koyup gol attı. Bu offside'dı değildi. Bizim grupta da konuştuk. Bu o pozisyon evet. Şimdi yukarıdaki kameradan gösterdikleri bak topa vurulma anı bu. Bizim gruba top, top yoldayken bir fotoğraf atmışlar. O sayılmaz. Vurulma anı. Top vurulma ayrı. Vurulma İki oyuncu da rakip oyuncu gerisinde şeyin. Jekon'un değil bence. Yok, Jekon'un ayağı bu pozisyonda şu adamın önünde kalıyor. Ya Gerisi de, de kalıyor. kalıyor. De ya, bu adam, yani. zaten çizgide sayılıyor dışarıda olduğu için. Önü de çizgide. Öbür adam iki ayağı da topukları çizgide. E, yok yani. gösterdiler tamam. o anı. Ee, bunlar ee, dedi şeyi. Yok bulamadım. Ya koymuş mu offside şeyinin kamerasını? Neyse koymayı unutmuşum demek ki. Şey o şeyi gösterdiler tabii otomatik sistem ama ben de baktım tekrarında e, Cekon'un topu arkasında adamın bak topu bu adamın tesadüfen iki ayağı yan yana normal bir duruş değil yakından gösterdiğinde vurulma anında Cekon'un ayağı geride herkes kaleciye takıldı diye değil olmaz dedi neticede offside ya yani zaten bütün hakem hocaları da offside dediler çok kadersiz bir offside ama. Şimdi bak ilk yarı toplu oynama. 63'e 37. Gol beklentimiz 1-11. Onların hiçbir pozisyonu yok kafa dışında. 15 kere ceza sahasında buluşmuşuz. Onlar 3 kere buluşmuş. Pas isabetimiz de onlardan iyi. Böyle fena değil gibi görünüyor bu. Neyse ikinci yarıya bakalım. Cikon'un pasıyla Tadiç oluyor. Dönüyor. Buradan Ostebolde de koşuyor. Önüne bırakıyor. Ostebolde ortalıyor. Bu adam topu Engelliyor. Engellemese gol atacak Cekova'ya e, Ferdi. Fakat bu top kendi kalesine girecekken. Ya girse ya işte girmiyor. Gir. Direğin yanından çok kadersizlik oldu. yani. Neymiş? 57. dakika. Bir uzun top atıyorlar. E, bu topu geri oynuyor buradaki oyuncuları. Oradan bir şut atıyorlar. Bu top kaleye gidiyordu. Artık yerdi kaleci yemezdi bilmiyorum ama Çağlar ayağının ucuyla onu kornere çeldi. Fakat kornerden yedik. 57. dakikada. Bak ucuyla ayağının çeliyor Çağlar. Korner verdi. Şimdi bu kornerde ben bir takım hatalar gördüm. Bu, bu ikinci sayıda şimdi. Ya bu adam dev gibi bir adam. Senin dediğin, çok faul yapan dediğin adam. Cengiz burada ne yapıyor? Kısa boylu neyi engelleyeceksin orada? Paslaşmayı engelleyecek olsan daha yakın olman lazım. Yani bu çalışılmayan pozisyon. Kafalarına göre pozisyon almışlar. Senin iki stoperin burada en uzun, en sert adamın arka direkte. Koy Cengiz'i arka direğe. Bir şey gelirse yerden çıkarsın diye. Sen en azman adamını şu herifle birleştirsene. Bu adamı Tadiç'e veriyorsun. Tadiç havadan top kazanan birisi değil ki. Bu herif bir 91. Ve momentumla geliyor. Ciku ile eşleşiyor. Tabii Ciku momentumuna geldiği için Ciku yerinden zıpladığı için tabi o avantajlı. Bak burada etkisiz eleman bir koymadığı için çalışmadığı için bence takım etkisiz eleman iki Cengiz abi burada ne yapıyorsun sen ya? Paslaşmayı engelleyecek kadar yakın değilsin. Boyun kısa mümkün değil ortayı engellemen orada duruyorsun yani. Bu şeyi gösteriyor. Ya o oyuncular teknik adamı dinlemiyorlar ya da teknik adam korner morner çalışmıyor. Ben bunu görüyorum yani. Çünkü böyle bir şey olduğunda Avrupa'nın büyük liglerinde günlerce bu konuşulur. Niye adam gibi savunmadınız? Çünkü kornerden gol yemek bu zamanda ya adam küçücük bir yere topu sokmaya çalışıyor. 10 kişi. Sen sadece nereye vursan olur. Kornerden gol yemek kafayla çok yani tamamen e, bir zarar ziyan yani savunmak çok daha kolay korneri. Sadece eşleşeceksin. Veya top süzülürken kim koşuyor diye bakacaksın yani. Neyse sinirim bozuluyor baktıkça. Bak abi adam çık gelmeye başlamış. Top daha yerde. Kimse bu adama bakmıyor. Bu görse eşleşebilir. Yol, şuradan gidebilir. Ne yapıyorsun Cengiz orada ya? Bu direkte de değil. Direği de korumuyor. Hani bunu evet. buna verseler vursa yine arkadaş yani burada hiçbir şey yapmıyor. Ostebol'de. Çalışılmadığını gösteriyor. Çünkü Ostevolde görev versen yapacak bir adam. Şöyle yapmayacak. Yani, toplara zaten biz atarken de çalıştığımızı söylenemez. Demek ki onlar atarken de çalışır. Buradan vurunca ne yapsın Lievikovic? Zaten şu alt köşeye gitti. Neyse. Evet. evet bak gittiği yer orası. 60. dakika sonrası Fenerbahçe. Serdar Dursun'la Şimanski girmiş. Cengiz'i nihayet çıkartmış. Ben devre arasında çıkarır diye bekliyordum. Bilmiyorum siz ne bekliyordunuz? stat'takiler. arasında bir şeyler değişir diye bekliyor. Ama yani. Cengiz'den şikayet yok muydu yani sizden? Hiç Cengiz hiçbir şey yapmadı. Vardı tabii Cengiz'le ilgili vardı da. Yani Şimanski <laughs> ilk defa kanatta oynattı. Hiç yok da iyidir. Oynar yani. Her yerde oynar şimdi. Evet, Hoca yani son maçlarda sıkıştıkça çift forvete dönüyor dikkat ettiysen. Ankara Hücum maçında da evet. yaptı. Daha önceki birkaç maçta da yaptı. Hocam o zaman karar ver. Madem oh, olmuyor bu. Ne zaman yaptı? Gol 60. Yedikten 60. Yedikten, 60. dakikada. Önemli olan o. Golü yedikten hemen sonra yaptı. Tabii. Yapmıyorsun abi? Yani golü yemesek maç devam edecek o şekilde. Evet ya. Ama ne şekilde olduğunu ben pozisyonları sadece gösterdim. Ne şekilde olduğunu çok göstermedim. Onu anlatacağım. 63. dakika uzun bir top atıyorlar. Fer Ferdi kesiyor o pası. Uzun topu. Topla geliyor. Zaten gol olacak şimdi bu. Bak 1 2 3 4 5. adam faal yapıyor. Slalom yapıyor. 5 kişiyi bertaraf ediyor. Mert Hakan da gelip müthiş çok güzel bir friki kattı. Ve Bonucci'ye koştu. Meğerse maçtan önce son antrenmanda çalışırlarken yanlış vuruyorsun diye gidip göstermiş Bonucci'ye olan. Şöyle vuracaksın diye. Bir de hakemler çıktılar dediler işte bir metre bir şey veriliyormuş ara veriliyormuş iki takım ara. Evet doğru. Ve barajda falan Burada bir metre yok dediler. Bilmem ne dediler. Evet yok, o bir metre yok ama hakemleri çizdik. Oraya bak uyarsın. Barajda. Bu arada kulübümüzden bir takım açıklamalar geldi. Bir tanesi Dursun Özbey'in konuşmasıyla ilgili. İkisi de aslında. İkincisi de savcılığa suç duyurusunda bulunmaları ile ilgili. Bu yönden de yönetimi en azından doğru yolda oldukları için kutlayalım. Evet, üç sayfalık bir açıklama. Yani bütün tek tek cevap veriyor. İnsanlar durdurup zaten görecekler basından biz programda yayınlanana kadar. Arkasından da böyle bir Google'lı böyle dün yapılan konuşmaların Dursun Özbey'in sesli halini koymuşlar saçma sapan. E, onun üzerine Fenerbahçe bir Twitter hesabına bir şey daha koydu. Şahıs hakkında yani Galatasaray hakkında değil de Galatasaray Spor Kulübü. Yani bu yazının var. ben anlamını anlamadım hala anlamadım. Çünkü Dursun Özbek bunu geçen gün söyledi. Söyledikten sonra az Yıldırım ona... Kapağı kapatıverdi. Tamam, ama kulüp bir şey söylemişti Kulüp bugün yaz, yazıyı yayınlıyor. Arkasından o, da bu bilgiyi o, o laf, paylaşıyor. Hayvan, şeyinde de var. Girersen sitesi de var ama ben hiç girmediğim için girmem de. Niye onlara reyting yaptırayım? Onun için e, bakmam bile yani. Neyse Neyse yani F Fenerbahçe Spor Kulübü e, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulduğunu duyuyormuş. Evet. Bu dediğim de 40 dakika 20 dakika biz çekim yaparken olmuş bir şey yani. Doğru. Evet nerede kalmıştık? Ee, uzun bir top Tadiç'e. Tadiç ortalıyor. Ve bunu Şimanski atabilirdi aslında. Hem Terder Duskun ıskaladı hem Şimanski ıskaladı. Bakayım evet. kaçıncı dakikaymış. 60 yani bu maçta şu pozisyonda Dursun Öz şey Dursun Özbekler, Serdar Derder Dursun. Dursun. <laughs> Serdar ya şu İtalyanların videosu hep aklıma geliyor. Ya şey, bir tek görevim var senin. Şu üç direğin arasında topu vurmak ya. E zaten penaltı, benzer pozisyonda bize de attı. Hayır attı tabii. Hayır, penaltılarda göreceğiz. Kaleye tutturduğun zaman kaleciden geri dönme şansı ihtimali var. Döndü işte gol attı Batu Şahin. Evet. gitmişti top. Evet. Yani bayağı yakın bir pozisyondu bu da. Burada neymiş? Cikusa oynuyor. Şimanski dibine giriyor. Bu penaltı pozisyonu. 72. Evet, evet. dakika. Yani penaltı pozisyonu değil. Burada perdeyi o adam eziyor. O 90. O, bir sarı kartını dakika. görmek üzere Sarı kart falan görmediği gibi e, buna faul vermediler. Sonradan konuşuluyor. Ya çizgi dışındaymış. Ya tamam. Faulümüzü versenize devam etti oyun. Bir de durdular. Vardan şeyi kontrol ettiler. Çizgide mi değil mi diye. E faul değilse niye onu kontrol ettiniz? Biz niye oradan. Güçlü, içinde olsa faul mu olacaktı? Evet, evet. Ya bir saçmalık. <laughs> Freki kullanmadık biz oradan. Oyun devam etti. Hava ah, atışıydı. Neyse sonra Bir saniyede şey böyle penaltı olan pozisyonu. Ha yani bundan sonra oldu zaten. 77'de Batshuayi alıyor şimdi bu son değişiklik. Ve 90 artı 1 de alacak. O önemli değil. O golü atmıştık zaten. 79. Tadic'den yine bir uzun top. Batshuayi burada iki kişinin arasından topu, topu bıraktı. Kendisi onları engelledi. Omuzu ve kalçasıyla. Ve kendine pozisyon ay ayarladı. Ve nasıl kaçırdı? Yani aslında iyi de vurdu. Top girmedi. Yani burada atabilirdik golü aslında 80. Evet. Bir sonraki pozisyon to yine top 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 tadı işte. Bak burada de depara kalkıyor. Evet arkadan. Arkadan ve tutuyor tadı o sırada. İçeri bakıyor numara Aynen. yapıp şak bu diye işte, burada, burada, dizlerini pozisyon oluyor. Dizlerini biçiyorlar. Burada görünüyor zaten. Osterwolde'nin ayağı çizgide, bu adam da çizgide ve dizden biçiyor. Bu adam Sonra, içeride, ya, ayağa içeride ya ayağa bak. Sonra e devam ediyor dışarı doğru. Ve e, bunu es geçiyorlar. Bakmıyorlar. Çağırmıyor. Var. Yani şu ana kadar iki penaltı bir gol verilmedi bence. Penaltıyı bilmiyorum ama en azından çizgi üzerinde free kickimiz vardı yani. Atabilecek de oyuncularımız var. Verilmedi. Golde ben offside olduğunu düşünüyorum. Neyse burada işte Şimanski'nin nihayet ortayı o yaptı. Ya, nereden göreceksin? Ve burada eliyle çarpıyor işte burada görünüyor. Göremediler bir türlü falan. Sonunda bugün var, yayın, var yayınları açıklandı dün. Orada da eline çarptım hocam. Çarptı. Evet görüyorum. Lütfen durdur falan gibi şeyler söylüyor. Ama o bir de, de karşıdan benim, çekmiş. Osu... Bir taraftar çekmiş. Tam karşıdan eliyle kaldırıyor topu. Evet. evet. Yani topun kalkışını gösteren. Ya zaten top. topun şu anda sıç, geliş yönüyle sıçraması yukarı diyor bombe alıyor top. Bir yere değmesi olmaz. Göğsüne çarpsa top yukarı sıçramaz. Ancak eline çarparsa yukarı sıçrar. Yani bunu evet. bir Erman Toroğlu falan gibi hakem görmese bile penaltıyı çalar biliyor musun? Çünkü nasıl olabilir ki başka? Ruhlar gelip topu sıçratmış olması lazım yani. Yer çekimine evet. aykırı. Her neyse e, neyse ki onu veriyorlar. Ama trio da bunu söyle gösterdiler penaltı oldu. yani daha doğrusu varın devreye girmemiş. Üçü sana. de verdi. Üçü de penaltıyı vermiş şey. Batshuayi biraz lavali penaltı attı. Yani kaleci de iyi kurtardı aslında. Ama esas kıymetli olan dönemde vaziyet Allah'tan alması. Ne geldi top? Yani bir vursa avuta gitse gitti. E sonra. tamam. Ama dönene Vatşuay'ı hiç telaş edip de gelip hemen böyle vurmaya çalışmıyor. Böyle kendini düzeltiyor şöyle. Bir adım atıyor falan sonra vuruyor. O yüzden tam yani gamsız derler ya. E, <laughs> Arsenal'ın ...1989 yılında... ...son maçta... ...erteleme maçıydı. O zaman son hafta değildi o maç. Erteleme maçı. Liverpool 3 puan... ...ve... ...4 averaj önde. Ve... ...2-0 yenmesi lazım Arsenal'da. Daha çok gol attığı için, şampiyon olması için... ...dışarıda Liverpool'u. Liverpool olsa da... ...şampiyon zaten. Ve de... Arsenal bütün ilk... ...sezonun birinci bölümünü lider götürdü falan... ...sonlara doğru düşüp puan kayıplarıyla ...son maçta orada... 1-0 öne geçiyor Arsenal. E, ikinci i̇kinci ortasında. Maçın son dakikasını 90 artı 4'te yine araya bir pas atılıyor. İşte aynı karakterdeki Mickey Thomas, Michael Thomas diye bir oyuncusu var. Karşı karşıya kalıyor ve gayet sakin bir şekilde Grobler'ın üzerinden aşırtıyor. Buna benzettim onu ben. Ve Arsenal şampiyon oluyor 18 yıl sonra. Yani hiç beklenmedik ve bir daha da olmadı İngiltere Ligi'nde. Ne önce ne sonra. Son haftaya kalacaksın dışarıda direkt rakibini 2-0 yeneceksin ve şampiyon olacaksın. Darısı Fenerbahçe'nin bu yıl başına diyorum. İnşallah son maça kalırız. Sevinç falan. Bak 98'de bitirdi. Penaltı ne zaman olmuş? Ee... 95'te. Yok. 90'da. 90 eline çarpıyor. Sonra 95'te atılıyor. Demek ki 5 dakika kaybedilmiş. 98'de bitiriyor. 6 dakika uzatmayı 3, 3, 3 dakikada bağladı Aken. Yani biz galiptik diye sorun değil ama biz galip değilken de bunlar çok oldu biliyorsunuz bu sezon. Tabii evet, tabii. Evet, tabii, evet. Yediler ya Hakem maçı 5 dakikayı yemiş yani. Sevinçler hemen maç biter etmez Galatasaray'dan tweet. Yani görmeden daha gerçekten eline çarptı mı çarpmadığını. Ya iyice işi rezilliğe soktular yani. Çok Mahalle kabadayısı. Selahattin Baki de güzel bir taşı gediğine koymuş. Terbiyesizlik yapmadan. Konuşurken gördüm zaten. Abi ne demek utanmazlar? Ne, ne yaptık? Bize mi söylüyor? hakemdenim mi söylüyor? Bize söylüyor. O sizin kirli elleriniz değil mi? Ya Tabii bunlar canım. iyice bence toplumsal olay çıkarmaya çalışıyor Galatasaray. Oyun geneline bakalım. Bunlarda bir şey yok. Tek ilginç şey 22 faul yapması Kasımpaşa'nın. Sen de dedin işte bir sürü adam çok faul yaptı. Ben de dedim evet. ki ya önemli değil yapın zaten kart göstermezler Fenerbahçe'ye karşı. Aynen öyle olmuş. 3 sarı kartla bitirmişler. Yani kırmızı olmalıydı iki tane en azından. En azından Burada o. bir şey yok. Topa 3.44 gol beklentisi 0.81 zaten bir pozisyonları vardı. Önemli değil. Bunlarda bir şey yok. Fakat şurada bir şey var. Fenerbahçe oyun attığı topların pasların %50'sini uzak uzun top oynamış. Zaten ilk yarı biz çıldırıyorduk maçı ederken. Ben pozisyonlarda fazla bir şey söylemedim ama bu nasıl bir iç saha performansı ya? Çıkamıyorsun, uzun vuruyorsun. Fakat daha önce İsmail Kartal bunu planlamış. Ya Kasımpaşa'ya karşı uzun oynamak. Hani Galatasaray maçında yapmıştık biraz bunu. Hadi kuvvetli diye. Demek ki çok gözünde büyütmüş Kasımpaşa'yı. Çok korkmuş. Gol olabilir, atıyorlar. olabilir. olabilir. Şimdi bak bu attığımız şutlar burada bir şey yok. 17'ye 6 mı ne? Isı harikası ilk yarı diyor değil mi bunda? Evet ilk yarı. Hiçbir yere girmemişiz. Bu onların kalesi. Buralarda uzun toplar gitmiş gelmiş. Zaten pozisyonumuz az. İlk yarıda %19'u sadece Kasımpaşa'nın 3'te 1'inde oynamış. 35'i bizim bizim burada oynamış. Bunlar hep taktiğin yanlışlıkları. Ortalama pozisyonlarda normalde şuralarda olmamız lazım. Uzun vurduğumuz için dağınık bir görünüm ve gerideyiz. Onlar bizden daha ileride deplasman takımı için yani. Bu da ikinci ikinci yerin ısı harikası. Girmişiz iyice. Tadic bence çok iyi oynadı. Maçın en iyi oyuncusu Ferdi dışında. Ferdi de bence iki tane kilit pası var. Atamadılar. Yani yediler asistlerini birini Mert Hakan, birini Cengiz. bu tad için pozisyonları değil mi? Gayet orayı domine etmiş. Ve de ne yapmış? 6 mücadele kazanmış, 7 kaybetmiş. 5 uzun pas vermiş falan. Gayet iyi istatistikler. Bu da Ostevolde'nin bölük pörçük zaman zaman yani tam doldurması gerekiyor. Bunları ki çok gitti geldi olsun. Öyle olmamış. Ama 12 mücadele kazanmış ikili, 7 kaybetmiş. Çok iyi, çok iyi bir oyuncu yani. Çok yapılı falan. Evet. İkisi beraber idare etmişler. Ferdi 96 kez topla buluşmuş. Çoğu isabetli paslar ki Sabek'te oynadığında o kadar verimli değildi. Ee, ne yapmış? 15 ikili mücadeleyi kazanmış, sadece 7 kaybetmiş. 3 hava topu kazanmış ki Ferdi biliyorsun hava toplarındaki boyu kısa, iyi değil. Bak bu da buluştuğu, topla buluştuğu yerler. Şu en son buluştuğu yer Mert Hakan'a freaky'i aldırdığı yer. Yani Sağbek'in yaptıklarına bak buralara geliyor herkes çalımlıyor falan filan. Müthişti bence. Yani son bölümünde. Zaten demiş Opta'da 96 buluşma, 22'de 15, 7 çalım, %88 pas, 12 sayısı hava topu, 3 bilmem ne. Yani müthiş yani. Bu kimmiş? Cengiz. E Efendim? Cengiz. Cengiz. Bir tane kilit pas attı. Ona kimse gidemedi ama yani genelde isabetsizdi. Gayet silik hısalitası da. Ama e, Ferdi ile birlikte hani iyi gibi göründü. Çağlar. Çağlar. Şimdi bu Çağlar'ınki önemli niye? Zaten fazla bir şey söyleyeceğim. Uzun pasları görüyorsun. İsabetli, isabetsiz. Fakat pasların bir kısmı kaleciye. Dikkat edersen şimdi şimdi Ciku'yu koyduğumda benzer şey göreceğiz. Bu da Ciku. Yarısı kaleciye. Yani uzun vurma Hangisi kaleciye? Sol taraf mı? Bunlar Yeni kalecisi de. Tabii böyle Ciku, Çağlar ve Cikuya denk. Sıkıştığınızda sıra. kalecinize verin. Bence. Geri paslar kırmızı gözlükle verilmeli bence. E canım isabetsiz, isabetli isabetli isabetsiz ya bakıyor. pas verilir mi ya? Tamam onun sebebi de taktiksel. Livakovic oynasın diye. Bak Livakovic'in paslarını çoğu kırmızı olmak üzere uzun oynamış ve çoğu da kötü yere. Bu nasıl bir taktik hocam ya? Çünkü hem, hem e çağlar çalıları yanlış yaptı tabii böyle atar nereye nasıl atar. Kaleci abi? çok iyi kaleciler var işte ne bileyim Raya gibi. Eder, Ederson, Ederson gibi falan. Onlar çok iyi ayaklarıyla iyiler belki bu kaleci de olacak ama yani e, bu nasıl bir taktik? Cikuya sıkışınca Çağlar'a kalecinizi oynayın o uzun vursun. Demiş. Ve bütün ilk yarı böyle oynadık. Ta e ki atmıştı değişiklik. Kesin, bak böyle bir geri pastan kaleciye gol yiyeceğiz. Yok yok bunlar çoğu rahat geri paslardı. Üstüne biri evet, gelmeden. yani. çok ucu ucunaydı hepsi. Ya Taca ya. attı, Taca attı ya. Taca attı. Niye taca atar bir kaleci? Neyse ilk yarı göstermiştim. Yüzde bilmem kaçı biraz azalmış. Bu da 19'dan 24'e çıkabilmiş. Onların üçte birinde oynama şeyimiz. Yani pozisyonlarımız var ama oyun kötü. Taktik kötü yani. Evet. Ee, bu kimdi? Bert Hakan. Mert Hakan. Her yere gitmiş. Her yerde oynamış. Bence çok faydalı oldu. Golü de attı. Diyecek bir şey yok. 5'e 6 kazandığı kaybetti. Ve zaten e, kariyerindeki üst üste bilmem işte katkı veren verdiği ikinci maçı oynamış. Üst üste 4 maç vermiş. Bir zaman Sivas'ta zannediyorum. Bu da iyi oynamayanlar artık. E, Krunic. Şimdi Kurniç'e kötü oyunlar yuhaladılar ya bak 8 ikili mücadele kazanmış 5 tane kaybetmiş. Orta saha oyuncusu için iyi. Rakip sahada %82 birkaç tanesini gösterdim. Golluk akın başlattı. İsabetli pas yapmış. Siz Kurniç'i Fred, Fred gelince görün. İyi bir oyuncu çok Kurniç. Yani e hemen Fred, bir, hemen Fred... seyirci çöplemeye hazır bir oyuncu. Hatırlıyorum yani Fred gelince herhalde daha iyi olacak. Ben hep söylerim zaten iyi oyuncu Mutlaka onun yanında oynayan kadar iyi. de yani daha iyi olabilir. Ya zaten oynadığı Herkes pozisyon şöyle değil ki. Yani, al herkesi çalımla öyle gibi git gol al. Öyle bir yıllar bir önce şey. neydi ok çeken bir golcümüz vardı. İspanya gol kralı diye getirdik. Ya ona pası verene de getirmemiz lazımdı demiştim o zaman. Evet. Kim geliyor ona pası. O golleri kim attırıyor? Yani bu bununla da ilgili. Kurun herhalde bu yani takımın yani teknik heyetinin ee, yönetimin geçen yazdan beri istediği bir oyuncu olduğuna göre iyi olması lazım diye düşünüyorum. i̇şin yani kötüsü Zaytis'le Kronic kötü durunca millet İsmail Hoca'ya yüklenmek için çok istediğin ikisini de al sana diyorlar şimdi. <laughs> Görüyorum Twitter'da şurada burada. Öyle değil. Zaytis gitmek istedi. Kulüp bulamadı. Fenerbahçe parayı şey gelmek zorunda kaldı. Arada antrenmansız kaldı. İki Tabii. kere sakatlandı, bir türlü forma giyemedi. Bir de gönlü burada değil gibi görünüyor ama Kurniç öyle değil. İkisi aynı değil. Krunic gelmek istedi. Gönlü burada. Kendi üst takımına alışamadı. Fred'in yanında bir kere daha oynamadı. İsmail'in kötü bir dönemine denk geldi. Daha yeni yeni bu maçta biraz anlaştılar. Çünkü O da böyle. Kez... 6 ve 8 numaranın önünde arkada olayından dolayı. İlk, i̇lk olayın. kez İsmail alttı. Krunic önde oynadı. Hemen evet. fark etti diyeyim. Eee İsmail Yüksek İsmail... ilk yarı berbat, ikinci yarı çok iyi oynadı. Dolayısıyla işte on, ona altı kazandığı kaybetti 8 hava topu zaten birinde kazandığın az kaldı gol atıyorduk. İlk yarı gösterdim. İdare etti. Ee, Mert Hakan'ı da abi, koyunca abi, orta abi, abi. sahaya hiç geçit vermedik. Geçiş oyunu vermedik. Ama hangi taktik uğruna? İşte onların oyuna hükmedememe uğruna bence hocam. Fenerbahçe öyle oynamamalı diye düşünüyorum. Buralarda ilginç bir şey var mı? E bu da şey Batçay 3 Bat tane pas vermiş ama golünü de attı işte. Yani 3 isabetli pas vermiş. Ama gol... ama bir espri olarak söylüyordu herkes baştan çıkarken herhalde 2-3 Fenerbahçeli hayatını kaybetmiştir bu pozisyonda diye. Valla ben gidiyordum. ben ee, <laughs> altı olunca bir tane fon yaptım ki yani çünkü ben ya bilmiyoruz ki bir kere tad içme mi atacak? Hayır, bak şu ay belliydi topu aldı arkada bekliyor. Dekosu dışarıda. sahada yok. evet. Hayır bekliyor <laughs> da bu arada bir rivayete göre türbünden birisi söyledi e, penaltı olur olmaz İsmail Kartal yanına çağırmış Tadiç'i ve demiş ki bir şeyler söylemiş ve Tadiç koşarak gitmiş ve penaltı noktasında durmuş. Onun için o atacak zannettiler bir an. Meğerse penaltı noktasını koru eşeleyip meşeleyip dikkatini dağıtmasınlar atmasınlar diye ayinde evet. yollamış. Bu iyi bir şey doğruysa öyle dediler görenler. Ya ben de şeyi söyleyeyim maçta artık sinirden ayrıldım bir bir gibi tam böyle yürüyorum stadın içinde. Ya var var lafları duydum ne var dedim abi hakem vara gidiyor dediler. Onun üzerine seyrettim hakem vara giden hakem genellikle yani diyor penaltı diye verdi ve penaltı yaptı ama adam atamadı yani resmen atamadı ve Allah'tan yani kayıklı. sen de gittin geldin hem dışarı gittin geldin hem öbür türlü gittin geldin <laughs> aynen öyle yani gittin, bak geldin. en çok şeyi beğenmişler Mert Hakan ve Ostebolde ve Söğüt Çağları ama 8.1 Ferdi yani evet. iyi oynayanlar aynen ee, yani senin ama bu kulübün, kulüp böyle şey her maçtan sonra anket düzenliyor ama buraya Ferdi'yi koymamışlar. Koymamışlar. Ee, yani tamam seçilsin Mert Hakan. Ya. Ama bence en iyi oyuncuları Ferdi ile tadıştı takımın. Mert Hakan da çok katkı verdi. Devamını eyle ya Rabbim diyeyim. Ve 70 gol'e ulaştık. 2005-2006'dan sonra ve 100 gollük şampiyonlukla da 8 gol kaldı. E, 11'de maç var. Yani geçebiliriz. Ama gol atmak değil şampiyon olmak önemli de tabii, ee, tabii tabii Burada fazla bir değişiklik yok. Bakalım bu hafta Beşiktaş maçı var. Bizim de aday deplasmanımız var. Bendeki nokta Partiz böyle. Günü Atay, ve... pazar günü de Beşiktaş Galatasaray maçları pazar var. Pazar günü Beşiktaş. Biz kendi maçımızı alalım bekleyelim. Rahat rahat seyredelim diyorum. Aynen öyle ben de öyle Bakalım bu kulüpler klanlar savaşı ne olacak? Biraz uzun oldu bu akşam programı yani Ankara gücünü hızlı geçtik de ben e aslında pozisyona girip de oyunu domine çok edemediğimiz bir maça örnek vermek için o şeyleri koydum. Ama burada önemli olan hep benim söylediğim bir şey var. Işık görmek, ümit görmek. Ama bu son iki maçta yani gittikçe o ışık azalmaya başladı. Bireysel performanslarla. Yani çok kötü yani bu, bu duruma düşmememiz lazımdı. Neyse inşallah toparlarız Hatay maçında. Fred'in önemini biraz daha anladık. Ben de çok net onun önemini bilmeyenler Ama demek ki çok önemli bir oyuncuymuş. Yani biri maçta söyledi. Öne ileri giden ve esnek bir oyuncu olduğunu söylediler. O da doğru. Öne ileri demek ki oynayamıyor orada oynayan oyuncular onun yerinde evet. oynuyorlar. Ya o çok da özel bir oyuncu. Bu arada 2F1B gömleğin konuşuyor Fevruş. Şimdi dikkatimi çekti. Abi, <laughs> Bu tabii 2007'den, değil mi? Evet, eski. 20. yıl için yaptırdığımız ee, 100. program için 2007'de yaptık. Bir program için yani. giymiştik bu gömlekleri. Bende ya, de var ya. ama artık büyük geliyor. Ben kilo verdim için giyemiyorum. He, ben de öyle. Benimki de bol hatta Son bir not hani ben hani seyircilere belli bir umut hani bu Ankara gücü maçından sonra bazı insanlar çok mutsuz. 2014'te şampiyon olduğumuzda da Bodrum Spor'a kupada eğlenmiştik. Yine evet. çok finali zannediyorum. Ama o yıl şampiyon olduk. Ama o yıl Nisan'da olduk. Bu yıl öyle görünmüyor yani. İnşallah. Evet. Diyelim. Evet takıma Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere iyi akşamlar.